Fikri abla geldi dün, bak Hanifi abi geldi buraya. Adamcağız şu sırtındaki yarayı gösterdi. Hala dünden beri de gitmez onunu. Siz görmediniz. Yani adamcağız zor şartlarda çalışıyor. Fikri abla da diyor ki benim bir malım mülküm yok diyor. İnanmıyor musun? İnanmıyorum ama. He? İnanmıyorum. Annen zengin bir kadın mı? Durumu iyidir. Ben bildiğim kadarıyla iyidir abla. Nereden biliyorsun? Nereden bu kadar eminsin? Ya abla ben oğluyum yani. biliyorum yani. Ha, Fikri ablacığım altınları nereye saklıyorsunuz evde? Vallahi anam bismillahirrahmanirrahim, keşke Büşra Hanım'a söyleseydim evimi didik didik arasaydı. Eğer 5 kuruş para da evinde olsa benim bütün çocuklarım kefen parası olsun. Hatta ben de dahil. Nereden çıkartıyor o zaman senin anne, böyle altın zengin olduğunu, çok paran olduğunu? Bir de abla bir şey soracağım. Ben altınların peşinde değilim, mal mülk peşinde değilim. Sadece eşime sahip çıksınlar, ben bunu istiyorum. Ne yapsınlar sana? Yani size? Sahip çıksın ki ben de işime gücüme bakayım. Ben bu kadınla ben herhangi bir iş yapamıyorum. Yani elim kolum bağlanıyor. Niye? Sorunlu bir hamilelik geçirmiş gibi durmuyor Özlem. Ne alakası var? 9 ay boyunca çalışanlar var. Hatta Kebriye abla hep anlatır. Ben neredeyse stüdyoda doğuracaktım. Hatta stüdyoda mı doğurmuşsun? Doğumuna yani öyle derler yani. Öyle değil mi Kebriye abla? Evet, ben 2 çocuğumu da neredeyse stüdyoda doğuracaktım. Hani... Ne alakası var ya hani eşim bu haldeyken diyorsun. Ne var ki hamile? Hasta değil ki hamile. Tamam ya, bana mantıklı bir şey söyle. Sokakta mı doğursun? Sokakta mı doğursun Fikri abla? Vallahi annem onlar biliyorlar. Dünya bir yana gelse ben kabul etmiyorum. İsterse çocuk ölüyor mu kalıyor mu Murat hiç umurumda değil. 8 yıldır sen benden ayrısın. Ben hiç kabul etmiyorum. Hiç. Fulya abla, ben bunu da söylemek istiyorum. Özlem, madem ki dün ben akşamdan beri hiç yatmadım. Sen zaten hiç Allah tarafından yok, dur. Ki, hiç yatmıyor. Hani sen zaten. Bana sıra vermiyorsun, bak ben konuştuğum zaman sen beni dinleyeceksin. Sen tamam, konuştuğun tamam. Zaman ben seni dinleyeceğim. Tamam. Bak, akşamdan beri ben hiç yatmadım. Oğlum kendisi de biliyordu. Peki, sen dün o kadar iftira, o kadar yalan bana atıyordun. Ben de sana bunu söyleyeyim. Ya 2 aydır, ya 2,5 aydır. Elini vicdana bırak. Sen Ezircan'da o kadar beyaz eşya getirdin. Bu da Fulya abla. Peki sen niye mesela benim oğlumu da kefil ettin? Hani o eşyaların? Ne eşyası ya? Hani onun eşyaları? Göster beyaz eşyayı o zaman, göster. Hani? Ha? Kim göstermek sana bunu söylemişse sen, yalan konuşmuş yok, sana. Bak, benim öyle şey, bir şey de rakam yok. Ha, ya yok. Durma. Anne. Murat, sen kendi söyledin mi, söylemedin bak, mi? Bir saniye, sen Allah'ına Murat. Sen orada Murat, sen gerçekten al. Bak, gerçekten yalan Murat, söylüyorsun. Murat, ne be? Senin delilin var mı elinde? Murat, sen kendin demedin Murat. Delilin var mı? Kim geldi senin kapına Murat, dedi sen Murat benim eşyamı götürmüş. Murat, sen kendin dedin kardeşim. Ben kendim demedim. Yalandır. Kendin dedin. Ya gidin sen araştırın dedin. Arkadaş. Git bak şu anda Aksu Çarşı derek, Elzican'da Aksu Çarşı derek ne kadar tamam, senin borcun var. Tamam o zaman 20 tamam. 25 milyar. Ne eşyası? Fulya anlamadı izleyicilerimiz. Ne eşyası? Özlem ne eşyasına kefil beyaz eşyası. Olmayan eşyayı. Beyaz eşyayı nereden almış? Ya olmayan eşyayı. Ben eşyayı bir kere ben nereye koyacağım? Elzican'dan almışlar. Murat kendi yüzünde, kendi ağzında işte yüzü benim yüzüme de tükürsün. Sen geldin bana söyledin mi anne, söylemedin. Anne o zaman hatta baban hatırlıyorsan mi, Perihan mi? Zamanıydı o da sen ben bir adam, tane hayır, televizyon almıştım. Hayır sen adamın 800 milyona şey ceyranını yakmıştın, burcu etmiştin, adam burcun altında kalmıştı. Bir saniye sen, adam balansı olur. Bana hangi o eşyaları alacaksın? Apartaki ev oturan tamam ev. Da Fikri hangi abla, evi ben Fikri tutmuşum? Abla dur sen diyorsun ki Özlem bir sürü beyaz eşya aldırttı. Öyle Murat'a. Benim öyle mi diyorsun Murat kendisi? Murat kendisi dedi. Ha işte. Tamam da sen o beyaz eşyaları gördün mü? Ben görmedim. Gözümden görmedim. Tamam almamışlar. Almamışlar. Yani öyle bir şey olsa evimiz olur. Yani bir kere burada olmayın. Evleri yok ki. Yani bir de evleri yok ki. Ne beyaz eşyası? Bir kere ben o beyaz eşyayı ben nereye koyacağım? Anne sen niye vicdansızla konuşuyorsun burada ya? Sen parkta... O dedin eşya beyaz eşya değil bir tane... Tekrar. Fikri abla sen onu belki yanlış anlamışsındır. Aynen beyaz kendisi söyledi. Yok, kendisi tamam söyledi ama sen gözünle bir şey görmedin. Hayır sonuçta. Ben o günahına tamam. Girmem. Şimdi o beyaz eşya kısmını geçelim. Evet. Tamam mı? Fikri abla şimdi bunlar diyor ki bize sahip çıksın annemiz diyor abimiz diyor. Yok. Sahip çıkacak yok mısınız? Abla. Yok valla annem ben çıkmam. Yok. Ben çıkmam. Ha Fulya Hanım kusura bakma lafınızı kesiyorum Murat. Başını kaldır bana bak.
Onu da geçelim. Beyaz eşeği geçelim. Geçen gün sen geldin. Büşra Hanım nerededir? Allah rızası için gelsin konuşsun. Ben sobaların burularını da söylemesi ayıptır. Ona gösterdim. Sobanın yerini gösterdim. Ben evimde sobayı kaldırdım, sana verdim. Bir sürü kap, kaşık. Adamlar bak, komşular bana veriyordular. Ben de sana verdim. Dedim yazık günahdırlar, mağdurdular. Peki, Özlem sen o kap, kaşıkları, bütün eşyaları, mesela çaydan bilmem, demlik bilmem, tencere, anne, şu bu. Sen bana niye hepsini sobanın üstünde bırakmıştın? Ben açık söylüyorum. Ev sahibi benim üstüne söylemişti. Demiş ki, hep o kap, kaşıklar hep sobanın üstünde küflemişler. Nerede o zaman? Ben de götürmüşüm çöpe atmışım. Nerede göster o zaman, göster. Çal, ha, o göster. Senin sabaha kadar uyumadım dedin ya, kafanda plan. Ben sana bir defa diyorum. Bana kaşık vermem, terbiyesiz yapma. Şimdi hak bana geldi. Özlem. Bak. Sen dur, ben annene konuşuyorum. Bak güzel kardeşim. Abi, bak lütfen. O da konuşacak. Bak güzel kardeşim. Senin sahibin yok mu? Hiç Allah razı olsun bir senin sahibin telefonuna bağlamıyor. Ya o bizim yağımızda düş. Sen benden ne istiyorsun? Sen düşünürsün altın var. Ben ekibi kırmıyorum de ki ben burada dinleyici de değilim. Ben dinleyici. Altını var de ki arkadaş yırtık ayakkabıma bakın. Ha ayakkabım. Yırtık ayakkabı bakın çekin. Yapma ki, verin. Ben yanımızda para sayan bir adamsın. Ayakkabısı yırtık. Verin arkadaşlar Hülya, verin yırtık. Yırtık miyim? Bak şimdi insanlar beni dinliyor ki ben dinleyici değilim. Ben dinleyici değilim. Burada bir şey diyebilir miyim? Bir dakika Özlem. Hocam sen dün görmedin. Hocam siz gerçekten bir bakın. Onlar ben. Onlar daha önce vardı. O nasıl oluşmuş hocam öyle? Doktora gitmemezliğinden dolayı öyle. Nasıl oluşmuş? Ne hocam? Hocam pislik bir yapız. Lipom diyoruz. Astım var. Astım var. O aslında normalde çorabın içinde sağlıyor. Madem ki ben zenginim, evim var, ya. Halımı görün. Şimdi insanlar beni izliyor ki diyorlar ki Hanifi oraya çıkmış da dinleyici olmuş da ki. Altının var, evim şey var. Diyeceğim o şimdi olsaydı ben bugün cebimden çıkartırım derim ki arkadaş bu evim tapisi, bu da benim altınım. Ya var mı? Ya benim negatimi ne çekti? Ya arkadaşlar şimdi ben Hanifi abinin samimiyetine inanıyorum. Bu benim kendi fikrim. Şimdi adamın ben o yarasını gerçekten görseniz içiniz kalkar. Adamın şurasında, hocam onun adı ne? Lipom diyoruz, yağ kisti ama çok büyük ve çok büyük. Bazen sıkıntılar verebilir. O neyden sıkıntı oluştu o? Sıkıntı. Hep hamallık yaptım, çobanlık yaptım. Hamallık yaptığın için? Evet, çobanlık yaptım. Evet, yapabilir doğru. Şimdi ben Hanife abinin gerçekten bilmiyorum ama samimiyetine inandım. Adam diyor ki ayakkabılarım yırtık. Ayakkabılarım yırtık ayakkabıyla. Ben buraya gelmiş, Allah razı sizin olsun. Sizin ayakkabılarınız Allah bile daha iyi şey yani. Sizin duruma gelince. Sokaklarda kalıyoruz. Bak. Hani bunu yanlış anlaşılmasın, şey anlamında demiyorum ben ama hani baktığın zaman öyle varlıklı birilerine benzemiyorlar Murat bahsettiğin gibi. Bir de ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Resmi kayıtlara göre Fikriye Hanım'ın eline devletten her ay geçen para 1298 lira 63 kuruş. Ve oturduğu evin, o evin görüntüsünü de verin. Evin kirası da 250 lira. Peki abla bir şey sorabilir miyim? Şimdi sen dediğin gibi 9000 lira aylık gelirleri olsa, altın zengini olsa niye 250 lira kira verdiği bir evde yani derme çatma yani yanlış anlama Fikri abla sen de öyle şey söylediğin için yani maddi durumumuz kötü diyor o yüzden diyor böyle bir yerde oturuyoruz abla, hatta şey diyor. Sen bu insanlardan ne daha medet umuyorsun? Şimdi şöyle bak oğlu orada karşımda oturmuş. Murat bak iki günde de değişik elbise giyiyorsun. Yıllarca bir Erzican terzane arıştırdığında ki ben abunun da geziyorum yazın kışın bak kışta da ki yazlık modda gelmişim. Benim elbiselerim kim alıyor bak, biliyor musun? Bak bu neredeki günlük dün de beri gördüm de ki elbise değiştiriyorlar. Siz bunu nerede getirdiniz? Peki arkadaşlar? Bir saniye. Siz bizden ne istiyorsunuz? Bir lütfen. Saniye. Ya onu ben de düşündüm ne yalan söyleyeyim. Çıkın ya. Gidin ya. Elbise... Şu an kendime kızıyorum ama Murat vallahi bila dedim ki ya bu adamlar diyor ki biz otogarda kalıyoruz sokaktayız. Vallahi yani utanıyorum böyle şey demiyor ama dedim ki maşallah dedim üstleri başları da tiril tiril. Ama ayakkabıları olsun. Ayakkabı bak boyalı, temiz. Üstün desen bak gömleğin çok güzel. Dün yoktu bu gömlek değil mi? Yok dün bugün yok. Yeni değil görüntüleri mi? Hani böyle çok bir mağdur gibi de görünmüyorsunuz. Bilmiyorum bu benim sadece görüşüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.